Merhaba, Özlem Kopuz Demirci, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Türkçenin temel konularından ses olaylarının ünsüzlerle ilgili olan kısmıyla Devam ediyoruz. Türkçede ünsüz sesleri temel olarak sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler diye ayırıyoruz. Biliyorsunuz böyle bir ayrımı ünlülerle ilgili de yapmıştık. İki farklı takımdılar. Şimdi ünsüzlerle ilgili yapıyoruz. Böyle yapmak durumundayız çünkü birbirleriyle etkileşime girecekler. Yeri gelecek birbirlerine benzeyecekler, yeri gelecek birbirlerini değiştirecekler. Ünsüz sesler ikiye ayrılır, tekrarlıyorum. Sert ünsüzler ve yumuşak ünsüzler veya yumuşayan ünsüzler, süreksiz ünsüzler. Sert ünsüzler Fıstıkçı şahap kelimesinin ünlülerini attığınızda karşınıza çıkan F, S, -T -K -Ş -H -P sesleridir. Yumuşayan sert ünsüzler ise burada sadece P, Ç, -T -K ünsüzünü almışız. Evet yumuşayan ünsüzler olarak P, Ç, -T yumuşadığını söylüyoruz. Ama yumuşak ünsüzler dediğimizde çok daha fazlalar aslında. Sayıları çok daha fazla ama bize lazım olan şurada. Ketchup kelimesinin ünlerine attığınızda olan p -Ç -T -K sesleri çünkü değişmelerde dönüşümlerde bizi ilgilendiren kısım o dört ses. İlk bahsedeceğimiz ses olayı ünsüzlerle ilgili ünsüz yumuşaması. Çocuklar diğer bir ismi ünsüz değişimi. Sorularda bu şekilde de sorulabilir. Lütfen oraya dikkat edin. Yani farklı ve alakasız bir şey değil. İkisi daha de aynı anlama gelmektedir. Ünsüz yumuşamasının kuralı şudur: Sürekli sert ünsüzle p -Ç -T -K ile biten bir sözcüğe. Bakın gördüğünüz gibi renk. Ağaç, kitap. Bakın peçetekadan biriyle bitmiş. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bakın ünlüyle başlayan eklerimiz i, ı, ı. Görüyorsunuz burada. Ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde k, ç, p sert sesleri yumuşayarak g, c, b'ye dönüşür. Bakın. Sert k yumuşayarak g'ye. Sert ç yumuşayarak c'ye. Sert p yumuşayarak p'ye dönüşür. Biz buna ünsüz yumuşaması deriz. Bununla ilgili size pratik bir şey söylemek istiyorum. Şöyle ayırabilirsiniz. Bakın ünsüz yumuşaması kelimenin kendi içerisinde olur. Yani değişim gerçekleştikten sonra kelimede mi değişiklik var, ekte mi değişiklik var diye baktığınızda kelimenin kendisinin değiştiğini göreceksiniz. Zira Türkçede renk ağaç, kitap değildir kelimeler. Renk, ağaç, kitaptır. Bakın kelimemizin kendisi değişmiştir. Sorularda çözerken buna dikkat edebilirsiniz. Değişiklik nerede acaba? Ekte mi, kelimede mi diye. Ünsüz yumuşaması bu şekilde olduğu gibi birleşik eylemlerde de olabilir. Yani şöyle kayıp etmek, kaybetmek. Bakın kuralımıza da uyuyor zaten. Sert ünsüzle bitiyor, ünlüyle başlıyor. Sert ünsüzle bitiyor, ünlüyle başlıyor. Doğal olarak yumuşama oluyor. Kaybetmek, Kaydı olmak gibi. Ünsüz yumuşaması bunu önemsiyoruz. Sorularda karşımıza çıkan bir unsur. Ünsüz yumuşaması yapım eki aldığında da gerçekleşebilir. Bakın kelimemiz geç. ilk yapım eki geldiğinde kelimemiz ak. Ar yapım eki geldiğinde yumuşama olur. Çünkü kelimemiz sert ünsüzle biterken dışarıdan ünlüyle başlar ya kalmıştık. Bakın kuralımız devam etmektedir. Gecikince, geç çıkınca demiyoruz. Gecikince diyoruz. Ses yumuşamıştır. Ç, olmuştur. Akardı demiyoruz. Ağardı diyoruz. K sert ünsüzü. Yumuşak G, yumuşak ünsüzüne dönüşmüştür. Yine bir unsurumuz, yıldızlı unsurumuz. Bazı türemiş sözcüklerde, tek eceli sözcüklerde, fiillerde ve yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmeyebilir. Çocuklar biz buna ünsüz yumuşamasına aykırılık diyoruz. Soru da bu şekilde karşınıza gelebilir. Yani ünsüz yumuşamasına aykırılık hangisinde vardır, yoktur gibi bir soru karşınıza çıktığında lütfen türemiş bir sözcükte, tek eceli bir sözcükte, bazı fiiller, bazı yabancı sözcüklerde P Ç, T K ile bitmiş, ünlüyle başlayan e kalmış ama hiçbir değişiklik olmamış. Buna bakarsanız çözeceksiniz de karşınıza çıkacaktır. Mesela hukukun, sanatın, millete üçüncü kata gibi. Sert ünsüzle bitmiştir. Ünlüyle başlayan ek almıştır ama hiçbir değişiklik olmamıştır. Özel isimlerde ünsüz yumuşaması konuşurken olabilir dilimizde ama yazımda asla olmaz. Çünkü özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Söylerken tokadın diyebiliriz, zeynebe diyebiliriz ama yazımda asla öyle yapmayız. Özel isimlerde ünsüz yumuşaması görülmez. Diğer ses olayımız ünsüz benzeşmesi. Bu sefer tartın süzlerden herhangi biriyle biten bir kelime. Ne olacak? Fıstıkçı şaaptan herhangi biriyle bitebilir. P, Ç, T, K, S, Ş, H, F. Bakın bunlardan herhangi biriyle bitebilir kelimemiz. Bu kelimeye dışarıdan C, D, G ile başlayan ek geldiğinde bu sesler Ç, T, K sesine dönüşüyorsa bu yumuşak sesler sert ünsüz seslerine dönüşüyorsa biz buna ünsüz sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi deriz. Bakın küs kelimesi s sert ünsüzüyle bitmiştir. Gün eki geldiğinde buradaki yumuşak ünsüzü bu sert ünsüz kendi takımını alır kendine benzetir. Küskün olur. Çiçekçi dediğimiz kelimenin içeriğini açalım. Çiçek G ekidir aslında. Kelimemiz sert ünsüzle bitiyor. G eki yumuşak ünsüz. Yan yana iki farklı takım çarpışıyorlar. Ne yapıyor? K sert ünsüz onu kendi takımına alıyor. Sert ünsüz kendine benzetmiş oluyor ve benzeşme karşımıza çıkıyor. 1923'de 1923 T. Ünsüz benzeşmesi kuralına aykırı olduğu halde yazım yanlışına neden olmayan sözcükler vardır. Bunlar genelde şu üç sözcükte karşımıza çıkıyor. Üçgen, dörtgen, beşgen. Bakın ken olmuyorlar, gen hallerini koruyorlar. Bu ne oluyor? Benzeşmeye aykırılık şeklinde karşımıza çıkıyor. Az önceki sayfa için şu pratik bilgiyi de size sunabilirim hemen, çabucak. Farkındaysanız hem yumuşama ve hem benzeşmede bir duran kelimemiz var, bir gelen ekimiz var. İkisinde de duran bir kelime, gelen bir ek. İkisinde de dönüşen bir kelime sonunda baktığımızda kelimede değişiklik olduğunda, kelime farklılaştığında yumuşama, ek farklılaştığında benzeşme diyoruz. Buna dikkat ederek ikisini çok rahat ayırabilirsiniz. Bakın Ağacı kelimesinde ac ağac diye kelime değişmiştir. Ağaçta kelimesinde data ek kısmı değişmiştir. Kelimede değişiklik, yumuşama, ekte de değişiklik, benzeşme bu şekilde ayırabilirsiniz sınav sorularında. Ünsüz düşmesi, K ile biten kimi sözcüklere getirilen bazı yapım ekleri bu ünsüzün düşmesine neden olur. Evet, alçak kaldı demiyoruz. Al çaldı. Bakın. Minikcik demiyoruz. Minicik. Yüksekiliniz demiyoruz. Yükseliniz. Ufakcık demiyoruz. Ufacık. Bakın K ile bitecek. Küçültme eki veya yapım eki gelecek. K sesini kaybedeceğiz. Bu K düşmesine biz ünsüz düşmesi Diyoruz. Bir sonraki ses olayımız ünsüz türemesi, ikizleşme. Bazı sözcüklerde ünlüyle başlayan bir sözcük ya da bir ek getirildiğinde orada aynı sesten bir tane daha gelir. Biz buna ünsüz ikizleşmesi aynı ses olduğu için veya ünsüz türemesi deriz. Bakın kelimemiz haktır. Ekimiz ımdır. Hakım demeyiz. Hakkım deriz. Bakın aynı sesten bir ikizleşme. Sırım demeyiz, sırrım deriz. Şıkı demeyiz, şıkkı deriz. Gördüğünüz gibi, kelimemiz bu, ekimiz bu. E burada bir tane şey ortaya çıkmış, meydana gelmiş, türeme. Türeyen ses ünsüz olduğu için ünsüz türemesi karşımıza çıkar. Ünsüz türemesi sadece ses ikizleşmesi şeklinde hakkım ve sırrımda olduğu gibi değil. Yardımcı eylemlerle oluşturulduğunda da karşımıza çıkar. His etmek, hissetmek. Bakın tekrar ikizleşme. Zan etmek, zannetmek. Hal olmak, hal olmak. Kelimemiz bu. Yardımcı fiilimiz buyken araya aynı bir ses daha gelir. Gelen ses ünsüz, ünsüz türemesi. Bir sonraki ses olayımız NM değişimi. Diğer bir ismiyle dudak ünsüzleri benzeşmesi. Türkçede b ünsüzü kendinden önceki n ünsüzünü söyleyiş açısından m ünsüzüne dönüştürür. Biz buna n m değişimi deriz. Bakın kelimemiz tembelken tembel, pembeyken pembe, saklanbaçken saklanbaç olmuştur. M b'nin yan yana bulunmasına biz n m değişimi diyoruz. Bunun da bir istisnası var yıldız. Özel isimlerde ve bazı bileşik sözcüklerde bu durum görülmez. Eğer nm değişimi aranmaz, nm değişimi görülmez gibi bir şey karşınıza çıkarsa bir soru lütfen bu özel isimlerde ve bileşik sözcüklerdeki kısmına odaklanın. Muhtemelen olmayan kelime oradan çıkacaktır. Özel isimler ve bileşik sözcükler. Bakın İstanbul, Safranbolu özel isimdir. Sonbahar, Binbaşı birleşik isimdir ve bunlarda dudak ünsüzleri benzeşmesi olmaz. Kaynaştırma ünsüzleri ilkokul yıllarımızdan beri gördüğümüz ama bazen karıştırdığımız ünsüzler. Karıştırmayalım hiç çok basit. Ünlü biten bir sözcüğe yine ünlü başlayan bir ek getirildiğinde araya y, ş, s, n ünsüzlerinin girmesine biz kaynaştırma ünsüzü deriz kelimemiz ünlüyle bitecek, gelen ek ünlüyle başlayacak. Bakın kelimemiz ünlüyle bitecek, gelen ek ünlüyle başlayacak. Çanta a diyemeyiz, çantaya deriz. İki er diyemeyiz, iki şer deriz. Sevgi in diyemeyiz, sevginin deriz. Anne i diyemeyiz, annesi deriz. Y, Ş, S, N'yi araya alırız. Ünlüyle bitecek, ünlüyle başlayacak. Peki iki ünlü arasında bulunmayan Y ve N'yi görürsek, onlar kaynaştırma harfi değildir. İki ünlü arasında olması gerekir, onları kaynaştırma harfi içinde değerlendirmeyeceğiz. Onları dışarıda bırakacağız. Sevdiğimiz ses olaylarından biri, bence akılda kalması kolay bir ses olayı. Ulama, 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 ulatarak okuma aslında ünsüzle biten bir sözcüğün ünlüyle başlayan bir sözcüğe bağlanarak okunması şiirlerde çok fazla karşımıza çıkar. Şunu söylemeye çalışıyor. Bir kelimemiz herhangi bir ünsüzle bitecek. Hemen arkasından gelen kelime ünlüyle başlayacak. Bu buna katışarak okuyacak. Bunu zihninizde tutmak size zor geliyorsa bir formül söyleyebilirim sevgili çocuklar. Şöyle süt iç, Ayrın iç gibi bir örneği ezberleyebilirsiniz. Ya ünsüz ünlü müydü, ünlü ünsüz müydü? Bir an sınavına e, sınavın heyecanıyla paniklersiniz. lütfen aklınıza hemen süt iç örneğini getirin. Bakın süt -ti iç, tiç. Birlikte okunuyor. Ulanarak okunuyor. Buradan hareketle ünsüz ünlü olduğunu hatırlar. Ulama olup olmadığına karar verirsiniz. Bakın örneğimize iyilik kedersen nilik bulursun. Katışarak okunuyor. Bakın gördüğünüz gibi biz buna ulama deriz. Ünsüz ünlü ünsüz ünlü. Peki ulamanın aranmaması gereken bir durumu var mı? Evet var. İki sözcük arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama olmaz. Şair içindeki duyguları. Bakın ben ulama ulama katışarak okuma. Noktalama es verme demek. Orada noktayı koyduk. Yani nokta değil tabii virgülü koyduk. Araya ulamayı engellemiş olduk. Ünsüz ünlü olmasına rağmen burada ulama aranmaz. Çünkü arada bir noktalama işareti var. Yine karşımıza çıkan ses olaylarından biri. Ama bence çok basit. Unutmayın yeter. Çünkü Türkçe'de iki tane kelime de karşımıza çıkıyor genelde. Sadece iki kelime de. Ünlü değişimi ses olayımız. Bu sefer ünlüler değişecek. Nedir o? Ben ve sen kişi zamirleri durum eki aldığında ünlü değişimi ortaya çıkar. Ben, e demeyiz bana deriz. Sen e demeyiz. Sana deriz. Ve ne yapmış oluruz? Ünlülerimizi değiştirmiş oluruz. Biz buna ünlü değişimi deriz. Evet sevgili çocuklar ses olayları bu kadar basit ama bunun üzerine sadece dinlemek asla yetmez. Türkçenin ritminden ses olaylarının ünsüzlerle ilgili kısımlarıyla ilgili de gerekli soruları çözerseniz bu konuyla ilgili soru kaçıracağınızı zannetmiyorum. Görüşmek üzere.